Merhabalar, yeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok hoş bir model yapacağız. Böyle koyu parlament tonunda bir yazmam var elimde. İçinde şöyle 3 renk var. O 3 rengimi kullanacağım. Daha koyu aslında. Evet, tam videoda tam belli olmuyor. Biraz daha açıkmış gibi. Aslında daha koyu. Şöyle bir ip. Altın başaktan çok ayarlayamıyorum. Böyle değişik koyulu açıklı tam tonunu ayarlanmıyor. O yüzden bazı yazmalarımda leylak kullanıyorum. Koyu petrol bir şekilde tam tonunda bir ipte. Onu kullanacağım. Alt kenar kısmında bu koyu petrol rengimizi kullanacağız. Çiçeklerinde de şöyle hardal tonum altın başak marka 41 numara hardal kullanacağım. Şöyle mavinin ve pembenin çok değişik bir tonu yazmamın içindeki. O yüzden bu şekilde yine leylak markanın iplerinden aldım. 57 numara böyle su yeşil de değil tam. Mavinin daha değişik bir tonu gibi. İçindeki tonla çok uyumlu. Pembem de o şekilde. Bu da 318 numara pembe. Bu da gayet uyumlu bir ton oldu. Şimdi çok hoş bir model yapacağız bu yazmamıza. Ben videoda göstermek amaçlı yapıyorum. Aslında yazmama yapacağım. Farklı bir model. Bittiğinde de hepsini 4 tane siparişim var. Toplu olarak göstermeyi düşünüyorum. 4 yazmamda inşallah kısmet olursa. Şimdi birlikte modelimizin yapımına geçelim. Evet hanımlar. İpimi tığıma sabitliyorum. Alt kısmından başlıyorum ben. Üstlerimiz böyle koparmalı çiçekler olacak. Alt kısmımız sıralı bir şekilde gidiyor. 2 tane zincir çektim. Tığımın ucuna bir kez doladım. Herhangi bir tığ batısından giriyorum. Önce bir, iki, pardon. Bir kez doluyoruz. 2, 2 alıyorum. Burada 2 zincir çektim. İlk trabzanın şöyle üzerine kirpiğini yaparken tutması kolay olsun diye. Trabzanı kapattım. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen trabzanın arkasından girip bir sık iğneyle kapattım. Arada bir zincir çekiyorum. Bir kez doladım. 2, 2 aldım. Kapattım. Dört zincir çekip tepesine kirpik yapıyoruz. Bu şekilde kirpikli trabzan yaparak başlıyorum. Ben 4 tane yaparak başlayacağım. Modelimin geleceği göbek kısmını yapacağım. Çiçeğimizin geleceği. Şimdi 4 tane kirpikli trabzan yaptık. Buradan bir zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Bir yandakinden girdim. 2 2 aldım, kapattım. Bunun tepesine kirpik yapmıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Bir yandakinden girdim. 2 2 aldım, kapattım. Burada 4 zincir çekiyorum. Trabzanın arkasından girip kirpik yapıyorum. Bakın bir tane boş bıraktık. Bir tane kirpikli. Tekrar bir zincir çektim. Bir kez doladım. Bir yandakinden girdim. 2 2 aldım, kapattım. Bu şekilde bir tane kirpiksiz yaptık. Bir kirpikli. Yine bir kirpiksiz yaptıktan sonra 10 tane zincir çekiyorum. On zincir çekiyorum. Modelimin ters kısmını çevirdim. Bu kirpikli ortada yaptığımız kirpikli tam ortada kalacak şekilde hemen bir önceki yaptığım tepesine kirpik yapmadığımız trabzanın baş kısmından giriyorum. Buraya yuva kapatıyorum sık iğneyle ve bir yuva oluşturdum üst kısımda. Düz kısmımızı çevirdik. Şu şekilde kirpikli olan ortada kalacak şekilde bir yuva yapmış olduk. 2 tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Hemen zincirin altından girdim. Burada yuvamızın içinden girdik. Önce 1, 2, 2 aldım, kapattım. Bir kez doladım. Önce 1, 2, 2. Bu şekilde trabzan yapıyorum. Bir kere dolayıp 3 kere de kapatarak 6 tane trabzan yapıyoruz.
Şöyle. Şş. Alt. 6 tane trabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum. Bir kez doladım tığıma. Tekrar aynı yuvanın içine giriyorum. Önce 1, 2, 2. Yine 6 tane trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 6. 6 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Hemen yuvanın içine bir sık iğne ile kapattım. Şu şekilde göbek kısmını tamamlamış oluyoruz. Buradan aşağıya tığ batısına inerken de bir tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Hemen sıradaki tığ batısından girip 2-2 aldım. Bir trabzan kapattım. 4 zincir çekiyorum. Buradakinin tepesine de bir kirpik yapıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyorum. Başta 4 tane yaptık. Başladık. Yani yuvamızın geleceği göbek kısmını oluşturduk. Burada da arada 5 tane yapacağız ve yine aynı şekilde bir boş, bir kirpikli, bir boş yapıp 10 zincir yapıp döneceğiz. İki göbek kısmının arasında 5 kirpikli trabzan kalacak. Şimdi ben bunu biraz uzatacağım. 3 çiçek, çiçek gelecek şekilde bir zemin hazırlayacağım ve üst çiçek kısmına geçeceğiz. Bu şekilde yaptım, bakın. Arada ben 5 tane bıraktım. Şöyle diptekilerle birlikte. Şöyle 5 tane bıraktık. Bence güzel bir mesafe. Yani biraz az gelebilir size. Eğer fazla olsun isterseniz. Arasını siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz tabii ki. Şöyle. İpimizi tığımıza sabitliyoruz. En baştan bakın. Şöyle modelimizi yaparken alt göbek kısmında 6 trabzan, arada 5 zincir bıraktık. Sonra tekrar 6 trabzan yaptık. Şimdi ters kısmını çeviriyorum modelimin. Ters kısımdan şöyle 5 zincir yaptığımız yerden giriyorum bir sık iğneyle. Tam ortaya doğru ayarlıyoruz. 6 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğneyle kapatıyorum. Şu şekilde bir kirpik yaptım. Bir zincir çekip düz kısmımı çeviriyorum. Düz kısımdan bu 6 zincirle şöyle kirpik yaptık ya. Onun içinden giriyorum. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğne doldurduk içine. 6 zincir yaptık, kapattık. Düz kısımların içine 8 sık iğne doldurduk. Hemen şu alttan yuvamızın içinden girip bir sık iğneyle sabitliyorum. Şu şekilde tamamladım. Bu ipimi keseceğim tam görüntü net olsun diye. Bir saniye. Ucu biraz kıvrık bir ip olduğu için çok fazla görünüyor. Evet, bakın. Bu şekilde 6 zincir yaptık. Kapattık ters kısımdan. Düz kısmımızı çevirdik. İçine 8 tane sık iğne doldurduk. Hemen yuvanın içine bir sık iğne ile sabitledikten sonra 16 zincir çekiyorum. 6. 13, 14, 15, 16. Şu şekilde 16 tane zincir çektim. Tekrar ters kısmımı çevirdim. Ters kısımdan şöyle en başa hemen karşısına bir sık iğneyle kapatıyorum. Bu yaptığım sık iğneli
kısmın içine, üst kısmına köprü şeklinde bir yuva oluşturmuş oldum. Tekrar düz kısmımı çevirdim. Bir zincir çekiyorum. Buradan hemen bu üstte yaptığımız yuvanın alt kısmından bir sık iğneyle girdik. Kapat. 5 zincir çekiyorum. Yuvamın içine sabitliyorum bir sık iğneyle. Bu kirpiğimi kapattım. 2 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 5 zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne ile kapatıyorum. Yani şu şekilde 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir kirpik yapıyoruz. 5 zincir çekip bir sık iğne ile kapatarak bir kirpik yapıyoruz. 2 sık iğne, bir tane kirpik. Sık iğne, 5 zincir çekiyorum, bir sık iğneyle kapatıyorum, 2, 4, 5, 5. Yuvamızın içi dolana kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Şekilde. Son kısımda kalan boş kısma göre bir sık iğne de yapabilirsiniz, 2 sık iğne de. Benim çok az bir kısmım kalmış. Şöyle bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde üstte 2, 4, 6, 7 kirpik oluyor. 7 kirpik olana kadar aynı işlemi yaptık. En son 7. kirpikten sonra bir sık iğne daha yaptım ve buraya hemen altta yuvamın içine bir sık iğne ile sabitleyip bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Çiçeğimiz bu şekilde oluyor. Gayet de güzel bir çiçeğimiz oldu. Şimdi ben diğer renklerimi de yapacağım. 3 tane çiçeğimi tamamlayıp bitmiş halini sizinle paylaşacağım. Evet, modelimin bitmiş hali. Renkleri de böyle modelde birbirine çok yakıştı. Gerçekten çok beğendiğim modellerden bir tanesi oldu. Daha önce de yaptığım bir modeldi aslında. Diğer kanalımda da videosunu çekmiştim sanırım. Yani tekrar bu kanalıma da yüklemek istedim. Yeniden çekiyorum. Bütün videolarımı yeniden çekiyorum. Eski videolarım değil hiçbiri. Şöyle bakın. Çok da güzel, tatlı bir model oldu. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızla kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.